Yeni Çağ gazetesine bakalım ne var. Amerika'dan terör örgütü bölgesine üstlere takviye. Yani çok enteresan bu dünya politikası. Yani gerçekten çok enteresan. Şimdi mesela hepsi Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız diyor. Mesela Amerika da söylüyor bunu ama orada biliyorsunuz PYD-YPG unsurlarına devamlı silah sağlıyor. Şimdi mesela Rusya-Ukrayna savaşı var. Ne oluyor? O da enteresan. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna harekata başladı ancak ilerleyemedi. Çünkü Almanya'nın o meşhur Leopard tankları var ya, bu Leopard tanklarını Ruslar insansız hava araçları yok ettiler. Dolayısıyla harekat istenilen şekilde gitmiyor. Ancak burada bir şey dikkatini çekmek istiyorum. Ukrayna'ya devamlı NATO ülkelerine silah giriyor. Amerika'dan silah giriyor. NATO ülkelerinden. Sadece Ukrayna'ya gitmiyor. Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkeler dünyada ne kadar sorunlu bölge varsa oraya silah gönderiyorlar. Bunun nedeni ne biliyor musunuz sevgili seyirciler? Bunun nedeni depoları boşaltmak. Çünkü depoları silahla dolu. Bunlar eski silahlar. Dolayısıyla bu silahları bir yere gönderecekler ki yeni ürettikleri daha modern, daha etkili silahları bu depolara koyabilsinler. Yeni silahlar elde ediyorlar. Eski silahları mesela F-16 eskidi artık. Mesela F-16'yı bazı ülkelere göndermeye çalışıyorlar. İşte Leopard tanklarını Almanya daha da geliştirdi. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında buradaki mesele şu. Hem Ukrayna'ya gönderilen silah, hem YPG'ye, PYD'ye gönderilen silah, hem de dünyanın diğer ülkelerine gönderilen silahlar bize şunu gösteriyor. Silah depolarını boşaltmak, eski silahları sorunlu bölgelere satmak ve yeni silahları da depolara doldurup dünyada yeni karışıklarda kullanılmak üzere bunları da bekletmek.